Arap ülkeleriyle İsrail arasındaki savaş nedeniyle petrol krizinin yaşandığı 1973-74 kışından bu yana Almanya'da kaydedilen en yüksek enflasyon tüketiciler için belirsizliğe ve satın alma gücünün zayıflamasına yol açıyor. Ve doğruyu söylemek gerekirse kısa şekliyle hayat pahalılığı olarak tanımlanan bu gelişme güncel konuşmaları ve sohbetleri de belirliyor. Kalemlere baktıkta bunun nedeni hemen anlaşılıyor. Mayıs ayında enerji fiyatı yıllık %38.3 oranında artarken akaryakıt %41, mazot %95 oranında pahalandı. Gıdadaki fiyat artışı da %11 olarak tespit edildi. Yemeklik yağın fiyatı %38, et ürünlerinin fiyatı %17, süt ürünleri ve yumurtanın fiyatı %13, ekmek, buğday ürünlerinin fiyatı %10 oranında arttı. Başta sıvı yağ almak üzere un ve un ürünleriyle meyve, sebze, et ve içecek gibi gıdaların fiyat artışının doğrudan Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklandığı ifade edildi. Diğer mallarında savaş ve teslimat darboğazları nedeniyle tüketiciler için giderek daha pahalı hale geldiğine vurgu yapılıyor. Bu arada Almanya Perakendiciler Derneği gelişmelerle ilgili bir açıklama yaptı, bir raporu yayınladı. Rapora göre Mayıs ayında kent merkezlerine alışveriş için gelen insan sayısında %20'lere varan düşüş var. Dernek perakende bir krizde pandemi bitmemişken Rusya ve Ukrayna savaşı ek riskler oluşturuyor şeklinde açıklama yaptı. Esasında çok sayıda ekonomist savaşa rağmen enflasyonun yaza doğru tekrar düşüşe geçeceği öngörüsünde bulunmuştu. Aylardır gözlemlenen artış eğilimi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla daha da şiddetlenirken bu yıl için Aralık 2021'de %3.6 enflasyon öngören Alman Merkez Bankası Bundesbank enflasyon tahminini %7.1'e çıkardı. Banka 2023 yılı enflasyon tahminini %2,2'den %4.5'a yükseltti. Büyüme tahminini %4.2'den %1.9'a indirdi. Bu yıl sonunda görevini bırakacak olan Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, para politikasının istikrarlı adımlarıyla enflasyonu düşürmesi gerektiğini belirtti. Peki enflasyona karşı adımlar, önlemler var mı? Var. Başbakan Olaf Scholz ve kabinesi harcamalar üzerindeki baskıyı biraz daha azaltabilmek için 1 Haziran'da hayatı kolaylaştırma yasası adı altında bir önlem paketini devreye sokmuştu. Bu kapsamda örneğin vergi mükelleflerine bir kereye mahsus olmak üzere 300 euroluk destek ödemesi planlandı, yapıldı. Çocuklu ailelere devletten aldıkları aylık desteğe ek olarak çocuk başına bir kereliğine 100 euroluk sosyal yardıma muhtaç durumdaki yoksullara da bir kereye mahsus 200 euroluk ek ödeme uygulandı. Bir diğer önlem kısa mesafe yolculuklarda ülke çapında özel bilet uygulaması oldu. Bu başarılı bir uygulama, toplu taşımayı teşvik etmeyi de planlıyor. Yaz aylarına mahsus bir bilet ayda sadece 9 euro 90 gün boyunca geçerli olacak. Bu biletler çok ilgi görüyor. İlk iki haftada 16 milyon adet bilet satıldığı açıklandı. Tüketiciler her ay demin de belirttiğim gibi 9 euro ödeyerek Almanya genelinde toplu taşıma araçlarına ücretsiz binebiliyorlar. Ayrıca biletlerle kısa mesafeli şehirler arası yolculuk yapmak da mümkün. Alınan önlem paketinde en önemli kalem akaryakıttaki vergiye devlet destekli indirim uygulamasıydı. Ancak bu doğruyu söylemek gerekirse şimdilik fiyaskoya dönüştü. Düzenlemeye göre 1 Haziran'dan itibaren benzinin litre başı fiyatının 95 cent, mazotun ise yaklaşık 17 cent düşmesi planlanıyordu. Ancak devlete maliyeti yaklaşık 3 milyar euro olarak tahmin edilen akaryakıtta vergi indiriminin vatandaşa yansımaması en büyük tartışma konusu oldu. Şirketler ilk günlerde litre başına fiyatları göreceli olarak aşağı çektiler. Ancak gördüğünüz gibi tekrardan fiyatlar eski oranlarına çıktı. Benzin Mayıs ayındaki fiyatlar gibi şu anda 1.97, mazot 2,2'lerde satılıyor. Büyük petrol şirketleri akaryakıtta vergi indirimini tüketiciye yansıtmayarak aldıkları vergi yardımı nedeniyle krize bağlı olarak artı kazanç sağlamış oldu. Konuyla ilgili bir ankete katılanların %85'i akaryakıttaki vergi indiriminin cüzdanlara hiçbir fayda getirmediğini belirtti. Ankete katılanların %75'i hükümetin ekonomik destek paketinin artan tüketici fiyatları nedeniyle yetersiz kaldığını düşünüyor. Ve ekonomistlerin ortak görüşü enflasyon ve pahalılık sarmalında başka ülkelerde olduğu gibi Almanya'da da daha zirveye ulaşılmadığı şeklinde. Bazı ekonomistler önümüzdeki sonbahar aylarında enflasyonun iki haneliğe ulaşacağına
kesin gözüyle bakıyor.